this fight right now, and he will. Watch, watch, watch. This is it. This is it. He's done. Dekan Lovkik geliyor. He's causing real trouble. Делает по боксу одной левой, буквально в смысле. Тяжелыми видами спорта. Меняет стойку, попадает точно. И здесь шоу. Почти, если что-то не получится. Нет. Забита Саметова, веркот. Хороп. Bir tarafta Azerbaycan'ın gururu Zabit Samedov. Diğer tarafta Türkiye'nin gururu Gökhan Saki. ...2007-2009 dönemlerinde bu iki dost aynı kulvarda yarışıyordu. Ancak hiçbir zaman karşı karşıya gelmemişlerdi. Devamlı kendilerine sorulur ya da birbirlerinin intikamını alırlardı. Peki eğer bu iki dövüşçü karşılaşsalardı kim kazanırdı? Bu soruyu 2008'de Bilge Andemir kendi programında Samedov'a bizzat sormuştu. Yarı final, K1 yarı finali. Gökhan Saki, Zabit Samedov. Bozduk parası atacağız. Kime düştü o kazanır. Nasıl ya? Ya o tarafı bu tarafı seçeceğiz yani. Yani ben kaybederim diyor musun o zaman Zabit? Ya Gökhan'a. Kardeşle kardeşle nasıl dövüşecek? Kazanan finale gidiyor. Gökhan gidecek ben ya da sen. Ben öyle teklif ederim. Şey atacağız. Bozduk. Kime o zaman şike yapmış olursun. Ama tamam, maç finale diyorsun. Çıkacaksın sonra. Ya kardeş için arasında olacağız. O an gelip çattığında bambaşka şeyler olur Zabit. Ama evet. Bir yarı final maçı olursa ben Gökhan Saki'nin seninle aynı fikirde olacağını zannetmiyorum. Zabit Samedov bütün ısrara rağmen Gökhan Saki ile dövüşmem demiş ve tek millet iki devlet sözünü hatırlatmıştı. Bir millet iki devletiz. Bilge Andemir Samedov'a Tyrone Spock'la çıktığı dünya şampiyonluk maçını sorunca Samedov'un modu düşmüştü. Peki Tyrone Spock maçı için neler söyleyeceksin? Tyrone Spock maçı hiç ben de anlamadım nasıl oldu yani. Ben bana dediler bir maç olacak 3 round'du. Oraya gittim 5 round dediler. Hasta oldum bir hafta maç öncesinde. Çok hastaydım orada da hasta hasta çıktım. 10 kere maç yapsan Tyrone Spock'la 10 maçın sonucu ne olur? Knockout ama yani iyi formda hasta olmasın. Gökhan Saki, Samedov'un şampiyonluk maçını izlemeye gittiğinde Bilge Andemir'in köşesinde eğer Tyrone Spock kazanırsa ben ona karşı dünya şampiyonasında dövüşeceğim demişti. Ve Bilge Andemir o sözünü Gökhan'a hatırlatmıştı. Ve Gökhan verdiği sözü tutmuş, tarih belirlenmişti. Bilge Andemir bunu Samedov'a iletmişti. Gökhan Saki ile maçı ne olur? Mayıs'ta? İnşallah kardeşim benim intikamı alırım. Sonra İntikam da olarak mı görüyorsun? Tabii. O tabii. Zaman çok sinirlisin ona karşı. Sinirliyim tabii. Evet, Gökhan Saki, Zabit Samedov kardeşinin öcünü almak için Tyrone Spong karşısına çıkmıştı. Kıran kırana ve çetin geçen maç ekstra round'a kalmıştı. Ancak Saki maçın bitimine bir dakika kala rakibini adeta yamultmuştu. Daha sonra Bilge Andemir Samedov'a en çekindiği dövüşçüyü sormuştu. Kim dersin? Semi Schultz. Peki beğeniyor musun Semih Shield'ın tekniğini? Yok. Beğenmiyorum ama adam büyük. O zaman en çekindiğin isim Semih Shield oluyor mu? Çünkü çok sakat. Gökhan Saki, Zabit Samedov'un çekindiği ve Gökhan Saki'den 33 santim uzun olan Semih Shield de 2012'de ringe çıkmıştı. Reach in kracht of geval. De snelheinere Saki daar. Dan ben je zeker van eeuwige route. Je moet die ja, ik vind dat hij goed doet. Van iets kunnen hebben. Geen ander. Sam Schild. De hoek van Saki zit er tegenover. Hij is afwachtend Schild. Die wij zo graag zien. Saki zijn spel is net zo belangrijk daar. Dan ben je zeker van eeuwige die ja, ik vind dat Saki probeert. Van iets kunnen hebben. Geen ander. Sam Schild. Pas 30.
Met nog zo'n 2, we gaan het nu 3 minuten, dat weten we ook. Zo'n gevaar als schild aan de kop. Ja, maar wil je die werken? Hij wil die, als hij wat wil, moet hij blijven leren. Helemaal erboven, niks zijn ding. Gökhan Saki kendisinden iri ve uzun olan rakibine karşı müthiş maç çıkarmıştı. Hakem de dahil bu maçı herkes Saki'nin kazandığını sanmıştı. Gökhan Saki 2015'e kadar 97 maç yapmıştı. 97 maçın 16'sını kaybeden Saki 88'ini kazanmış ve 59'unu nakavtla geçmişti. Gökhan Saki 2015'ten sonra Glory ile anlaşamayınca 4 yıl boşta kalmıştı ve UFC'nin teklifini kabul etmek zorunda kalmıştı. Zabit Samedov ise 13 Mart 2013'te Bedir Hari'ye ikinci yenilgisinden sonra Glory ve turnuva maçlarını bırakmış, çoğu maçını resmiyetsiz gösteri amaçlı paralı maçlara çıkmıştı. Is this show? Is this Zabit Samedov show? Halbuki 2008'de Bilgehan Demir Samedov'a bu soruyu sormuştu. Dövüşçüler şike yapar mı? Vallahi kabirde öyle şey olabilir. Çünkü olmaz diyorsun. Yok olmaz. Kabirde öyle şey olmaz. Ama duyduğuma göre bazı şeyler duydum ben. Bazı sporda ama ben böyle şey hiç yapamam. Mesela geldi bir tane promotör, organizatör sana dedi ki şu maçı kaybet. Şunu al parayı koy cebine. Ben o para konusunda dedim, ben o para için dövüşmüyorum. Ona göre ben şike yapmam ve para için dövüşmem diyen Zabit Samedov. Resmiyetsiz, anlaşmalı çıktığı maçlardan bir tanesi Katalin Morasona maçıydı. Zabit kollarını indirerek şov yapmış ve yumruklardan sıyrılmıştı. Müsait pozisyonda rakibine yumruk dahi atmayan Zabit Samedov diz darbesiyle rakibini yere sermişti. Daha sonra soyunma odasında iki sporcu da birbirlerine sarılarak sevinmişlerdi. İkinci yenilgisinin ardından Bedir Hari ile çıktığı gösteri maçı da anlaşmalıydı. Zabit Samedov ikinci roundda attığı tesirsiz kroşeyle Bedir Hari dizlerin üzerine oturup beklemişti. Bunun üzerine hakem Hari'yi dürttükten sonra sayarak maçı bitirmişti. Samedov bu maçtan sonra arkadaş olmuşlardı. Daha sonra Samedov kendine denk olmayan, çelimsiz ve tanınmamış rakiplerle kariyerini noktalamıştı. Şimdilerde emekli olan Samedov 2022'ye kadar 112 maça çıkmıştı. 112 maçın 9'unu kaybederken ...103 maçını kazanmış ve 38'ini nakavtla geçmişti. Tekrar low kick geliyor. Bir sakatlık geçiriyor. Ve Gökhan Saki 6 sene sonra Glory'e yani yuvasına tekrar dönmüş ve James McSween ile ringe çıkmıştı. Saki ikinci roundda rakibinin bacaklarını eze eze nakavtla kazanmıştı. Gökhan Saki, Glory'nin en iyilerindendi ve bir zamanlar Glory'nin en teknik sporcusu seçilmişti. O, kendini ispatlamış bir dövüşçüydü. Onun klasmanındakiler kickbox ağır siklette dövüşürken, Gökhan sınırlarını zorlayıp geri geldi, süper ağır siklette mücadele etmişti. Bu yüzden yenilgilerinin çoğunu bu siklette alsa da müthiş işler yapmıştı. Ona Türk Tyson diyorlardı. Aslında Saki kendi sikletinde bir şampiyondu. Aslında işin özeti şuydu. Gökhan Saki, Zabit Samedov'un yenemedikleri veya zor kazandığı rakiplerini Gökhan Saki kolaylıkla yenmiş ve çoğunu nakavt etmişti. Gökhan Saki kariyerinin sonuna kadar Glory'de resmi turnuvalara çıkmıştı.
Zabit Samedov ise 2013'te Bedrar yenilgisinden sonra turnuva olmayan anlaşmalı maçlara çıkmıştı. Zabit Samedov 2017'den sonra yaşlı rakiplerle ve hatta kariyerinin son 4 maçını da tanımamış rakiplerle ringe çıkmıştı. Demem o ki Gökhan Saki Zabit Samedov'dan daha kaliteli bir dövüşçüydü. Peki bu maç olsaydı sizce kim kazanırdı? He's done. Tekrar low kick geliyor. Wisconsin in real trouble. Melvin looks at the danger. Gave someone the stand-up foul. Şükür et, pop-box одной левой, буквально в смысле. Тяжелыми видами спорта. I'll put in 2-3 punch combination. Меняет стойку, попадает точно. И здесь шоу. Почти, если что-то не получится. Нет. Забита Самедова, Веркот, хорош! Legends, this heavyweight contest between two monsters of...